Türkiye yanıyor. Eşi benzeri görülmemiş bir ihmal katliamında insanları, hayvanları, doğayı, tüm canlıları kaybediyoruz. Saray rejiminin tercihinin yangın söndürmek değil, büyütmek olduğu bir felaketle daha karşı karşıyayız. İktidarın, ülkemizin yaşadığı her krizi kendisi için fırsata çevirme girişimlerini çok acı bir örneğiyle daha karşı karşıyayız. İktidara rağmen yangınlara karşı canla başla mücadele eden tüm yurttaşlarımızı, itfaiye ekiplerine ve belediyelerimize minnettarız. Halkımızın yalnız yangına karşı değil, bir ihanete karşı onur mücadelesi vermekte olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Tüm yurttaşlarımızı bu mücadelenin parçası olmaya hem yangından hem de bu çete düzeninden kurtulmak için var gücüyle görev almaya çağırıyoruz. Yangın yerine dönen ülkemizde devletin tüm imkanlarını bu felaket için seferber etmek yerine bir yandan sahte vatanseverlik nidaları atarken bir yandan da ellerini avuşturarak kupon arazilere çökme hesapları yapanları tanıyoruz, biliyoruz. Öfkeliyiz. İçimiz yanıyor. Oturup beklemeyi, alışmayı, bu ülkenin bu karanlığa mahkum olduğunu kabullenmeyi reddediyoruz. Merkez Yürütme Kurulumuz ve milletvekillerimiz bugün İstanbul'da ve Ankara'da eş zamanlı olarak toplanıp bir durum değerlendirmesi yapmışlardır. İçinden geçtiğimiz günler normal günler değildir ve hiçbirimizin hayatını olağan biçimde sürdürmeye hakkı yoktur. Bu nedenle toplantımızda yaptığımız değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaşmayı bir görev, bir sorumluluk olarak görüyoruz. 1. Saray rejiminin bu topraklardaki tüm canlıların yaşamını hiçe sayan bir yağma ve talan iktidarı olduğu bir kez daha açığa çıkmıştır. Kendi çıkarlarını her şeyin üstünde tutan çeteleşmiş bu iktidar ve gözlerimiz önünde yanarak can veren binlerce hayvanı beyaz et olarak gören, canlıların hayatını parayla ölçen liderleri ülkemizin yanmasına, yurttaşlarımızın ve canlıların yaşamları yitirmesine yol açmış, yangınları bilerek, isteyerek durdurmamış ve nihayet sorumluluğu üzerinden atma çabası içine girmiştir. Ağır bir ihanet sergileyen, yönetme ehliyeti ve meşruiyetini tamamen yitirmiş partili cumhurbaşkanı derhal istifa etmelidir. Türkiye vakit kaybetmeden bu saray rejiminden kurtulmalıdır. 2. Savaş koşullarında kurulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi ve halkın oylarıyla seçilmiş milletvekilleri yaşadığımız bu olağanüstü durum karşısında sorumluluklarını yerine getirmelidirler. Ülkemizin ve halkımızın kaderi bir kişinin iki dudağı arasına terk edilemez. Bir metrekare dahi toprağımızın yanmaması, tek bir canlının dahi hayatını kaybetmemesi ve gereken yasal, idari tedbirlerin alınması için Türkiye Büyük Millet Meclisi bir gün daha kaybetmeden derhal harekete geçmelidir. Vakit tatil vakti değildir. Meclis olağanüstü toplanarak sarayın sırtını döndüğü bu krize çözüm üretmekle yükümlüdür. Bizler bugün burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin göreve başlaması için acil çağrı yapıyoruz. Meclisi halkın verdiği görevlerini derhal yerine getirmeye çağırıyor. Vicdan sahibi tüm milletvekillerinin bu memleket meselesi için çağrımıza kulak vereceğine inanıyoruz. Meclis Başkanı'nın bugüne dek böyle bir çağrı yapmamış olması
meclis iradesinin saraya nasıl teslim edildiğinin en net fotoğraflarından birisidir. Bu durumu kabul etmiyoruz, bu durum kabul edilemez diyoruz. Tüm muhalefete çağrı yapıyoruz. Muhalefet inisiyatif almalı, 120 milletvekiliyle meclis olağanüstü toplantıya çağrılmalı ve genel kurul acil gündemle toplanarak sarayın almadığı tedbirleri almalıdır. Derhal adım atılması gereken başlıklara ilişkin önerilerimiz şunlardır. Sorumlu bakanlıklar genel kurulda ve akabinde yargı önünde hesap vermelidir. Orman alanlarındaki tüm maden ruhsatları iptal edilmelidir. Tüm turizm ruhsatları, yapılaşma, imar planları iptal edilmelidir. Yangın söndürme işleri, uçakları, helikopterlerin özelleştirilmesi ya da orman yangınlarına ilişkin asli ve alt işlerin özel sektöre devri yasaklanmalıdır. Hava araçları, yangın söndürme envanterleri için gerekli bütçe ayrılmalıdır. Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan yangınların baş sorumlusu olan iklim kriziyle mücadele için fosil yakıta dayalı enerji politikalarından derhal vazgeçilmeli, Paris İklim Anlaşması onaylanmalıdır. Yangınlarla mücadele eden emekçiler için yapılan altı boş, hakkınızı ödeyemeyiz söylemine son verilmeli. Günlerdir canla, başla mücadele eden emekçilerin hakları derhal yasal güvence altına alınmalıdır. Orman işçilerinin hakları verilmeli. İtfaiyeciler ayrı meslek grubu olarak tanımlanmalı. 3600 ek gösterge hakları verilmelidir. Emekçilere kadro, lojman gibi iyileştirici düzenlemeler derhal hayata geçirilmelidir. İtfaiye emekçilerinin yıllardır talep ettiği gibi yangın müdahalesi sırasında hayatını kaybetmeleri halinde şehit, yaralanmaları halinde gazi sayılmaları sağlanmalıdır. Meclis, Dışişleri Komisyonu ve dostluk grupları dış yardımlar için katkı sağlamalı, uluslararası dayanışma saray rejiminin kibrine ve ırkçı yaklaşımlarına kurban edilmemelidir. 3. Türkiye'nin ormanlarımızın, havamızın, derelerimizin, tüm canlıların ve yurttaşlarımızın bu iktidardan meşru yollarla en kısa sürede kurtulması için gereken ne varsa Türkiye İşçi Partisi olarak yerine getireceğimizi ilan ediyoruz. Bunun için diğer muhalefet partileriyle de istişareye açık olduğumuzu duyuruyoruz. Memleketin geleceğine dair sorumluluk hisseden tüm siyasi partileri, sendikaları, meslek örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini ve yurttaşlarımızı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Gün sorumluluğun hepimizde olduğu gündür. 4. Partili milletvekillerimiz ve merkez yöneticilerimiz yangın ve sellerden zarar gören Antalya, Muğla, Van başta olmak üzere pek çok kentte varlıklarını sürdürecek kurtarma ve destek faaliyetlerine belediyelerle eş güdümlü şekilde dahil olmaya devam edecektir. Yaşadığımız bu felaket karşısında yurttaşlarımızın yalnız ve çaresiz olmadığını göstermek için, bu yaşadıklarımızın hesabını sormak için elimizden geleni yapacağımızı bir kez daha ilan ediyor, halkımızı bu seferberliğe katılmaya çağırıyoruz. Türkiye İşçi Partisi Merkez Yürütme Kurulu ve milletvekillerinin yaptığı toplantının sonuçlarını da sizler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmış olduk. Bu zor günlerde hepimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için görev alanlarımıza ayrılacağız. Teşekkür ediyoruz.